Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün After Effects'te neleri işleyeceğiz? Gelin hep birlikte dersimizi izleyelim. Hemen yeni bir kompozisyon açıyorum. Buradan pop-up menüden. Ya da arkadaşlar kısa yolunu söyleyeyim. Gerçi burada kısa yolların hepsini buradaki pop-up menünün ya da farklı yerlerde Windows'un ya da Macintosh'ta da çalışıyor olsanız hemen yanında bakın. Şöyle kısa yolunu, kısa yol kombinasyonlarını görürsünüz. Burada New Composition'ın kısa yolu Ctrl artı N tuşu, yani klavye üstünden Ctrl N'ye basarak da siz yeni bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Bugün öyle yapalım. Ctrl N tuşuna basıyorum. Evet, yeni bir kompozisyon oluşturma pencerem hemen geliyor. Yine PAL DV presetinde. Bu dersteki konumuz Motion Track arkadaşlar. Motion Track şeklinde bir isim veriyorum. Motion Track 1. Evet. Yine buradaki kompozisyonuma bakın. Açık olan klasör hangisi ise onun içine atıyorum. Buradan kompozisyonların içine atıyorum. Şöyle. İşte ben bunun için arkadaşlarımız size videolar hazırladı. Motion Track dersini gösterebilmek için. Öncelikle o videoları After Effects programımızın içine aktaralım. Buradaki boşluğu çift tıklayarak aktarabiliriz. Ya da arkadaşlar hatırlayacaksınız başka yöntemleri de vardı. Burada yeri gelmişken hemen pratik yapmış olalım. Buradaki alanda sağ tuşla Import File komutuyla ya da buradaki pop-up menüden File komutundan Import File komutuyla ya da buradaki boşluğu çift tıklayarak, bunların hepsi aynı yöntemlerdir. Size hangisi kolay gelirse onu uygulayabilirsiniz. Bakın Motion Track Samples klasörüm var. Bunun içine çift tıklayarak buradaki klipleri toplu seçebilirim. Ya da After Effects'in burada yine önemli bir özelliği. Burada tıkladım, seçmek istediğim klasörü. Bunun içindeki 4 tane videoya da ihtiyacım var. Şöyle seçtikten sonra buradaki Import Folder komutunu tıklayarak bakın Motion Track Samples şeklinde klasörün adıyla birlikte buraya aktarıldığını görüyorum. Bu derli toplu çalışma yapmanız için iyi bir özellik After Effects'teki. Şöyle genişletiyorum. Bakın 4 tane videom burada gelmiş. Evet, hemen ben ilk videomu şöyle tutup timeline'ıma bırakıyorum. Evet, bu dersimizde motion tracking uygulamasını göreceğiz. Nedir motion tracking? Hareketin izini çıkar, hareketi izle gibi bir tanım yapabiliriz. Bir nevi kameranın hareketini kopyalarız motion track opsiyonuyla ya da kamera içinde hareket eden bir nesneyi ya da aktörün çekim anında orada olmayan nesneleri burada birleştirmek amacıyla kullanırız motion track özelliğini. Çok faydalı bir özelliktir. Bu özellikle Hollywood son zamandaki yapımlarında, özellikle bu aksiyon filmlerinde ya da bilim kurgu tarzı filmlerinde çok sıkça kullanılan bir yöntemdir. After Effects'te de bu özellik gelişmiş bir şekilde mevcut. Şimdi bunu nasıl uygulanacağını görelim. Uygulayınca eminim çok daha iyi anlayacaksınız. İlk önce birazcık buradaki slider'ımı genişleterek daha geniş bir alanda görüyorum timeline'ımı. Şöyle bakın, sahne içindeki aktörümüz elinde, dikkat ettiyseniz
siyah bir işaret var. Şöyle izliyoruz. Bakın. Geriye doğru sarıyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi motion track özelliğini kullanarak sahne içindeki aktörün eline herhangi bir çekim anında olmayan herhangi bir obje yerleştirebilirsiniz. Buraya siyah bir bant koymamızın nedeni çekim esnasında. Burada bakın büyütelim. Şunu full ekran yapalım daha net gözüksün. Evet. Şöyle bakın. Kontrastlı artırmak istememizdi. Motion track eğer yapacaksanız, bu özelliği kullanacaksanız, sizin de bu şekilde ya neyi takip edecekseniz, yani kameranın hareketini kopyalayacaksanız, o zaman fona değil aktörün hareketini kopyalayacaksanız, motion track yapacaksanız, o zaman da aktörün hareketini kopyalamak istediğiniz yerine bu şekilde işaretler koymanız gerekiyor, kontrastlığı artırıcı. Tekrar bunu ben eski büyüklüğüne çevireyim. Evet, motion track'e başlamadan önce motion track yapacağım klibi çift tıklıyorum. Çift tıklayarak onu preview penceresine atıyorum. Daha sonra pop-up menüsünden animation tıklayarak burada bakın track motion komutumu bunu tıklıyorum. Bunu tıklayınca bana hemen bir tracker paleti açılıyor. Bunun yanında şöyle efekt paletini şu an kapatayım. Onunla işim yok. Ekrandan, monitörden yer tasarruf etmek için şöyle bunu da büyüteyim. Bakın hemen bana burada track point 1 şeklinde şöyle de görürüz. Bir hayali kare getirdi ekrana. Bu track point yapacağım noktayı soruyor. Elbette ben el hareketini burada track'ini çıkaracağım. İzini çıkaracağım. Bunu buradan sürükleyerek şöyle ve tutar sürükler sürüklemez. Bakın bir büyüteç gibi görev yapıyor. Kontrastlık verdiğim noktaya bunu bırakıyorum. Şöyle. Ve şu içteki kareyi şöyle tam bantı kapsayacak şekilde, siyah noktayı kapsayacak şekilde şöyle koyuyorum. Şunu da böyle biraz büyütüyorum. Daha iyi, daha net bir tracking yapması için. Daha sonra buradan yapmam gereken bazı ayarlar var arkadaşlar. Bakın track motion, stabilize motion. Siz bu özelliği hareketi stabilize etmek için de kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste onu da göreceğiz. Track motion özelliğini kullanarak bir sallantılı bir kamera hareketini nasıl stabilize ederiz onu da göreceğiz. Burada biz track motion yapacağız. Yani hareketin izini çıkaracağız. Track motion'u tıklıyoruz. Ama D ise stabilize motion'u tıklayacağız. Onunla ilgili ayarlarla çalışmak için. Ben şu anda track motion'u tıklıyorum. Tabii hemen benim buradaki daha önce ayarladığım track noktasını seçmemi gereken nokta yer değiştirdi stabilize motion'u. Tıklayınca ilk önce benim tracker'a başlarken bunu seçmem gerekiyor. Bunu tekrar bantın olduğu noktaya taşıyorum. Şunu biraz büyütüyorum. Ve bunu da şöyle bant kapsayacak şekilde içteki kareyi büyütüyorum. Bakın. Buradaki alanınız ne kadar büyük ise işlem yapacak zaman da o kadar fazla olur. Ama sizin burada kontrastlığınızı belirleyen nokta ne kadar kontrast ise, yani beyaz üzerine siyah ya da böyle ten rengi üzerine lacivert şeklinde bir
kontrastlık noktası belirtirseniz bu tip kontrollü çekimlerde çok daha başarılı sonuç alırsınız. Birazdan göreceksiniz. Ama eğer bu tip değil de kontrolsüz bir çekimse, yani siz yaptığınız herhangi sıradan bir çekimi, atıyorum bir arabayı çektiniz, sağdan sola doğru araba yer değiştiriyor kare içerisinde. O zaman araba üstünde işte kapı kolu ya da ne bileyim arabanın üstünde herhangi bir çizik buruk olabilir o anda ya da bir reklam panosu olabilir. Siz onu gizlemek isteyebilirsiniz. İşte orada arabanın üstünde herhangi bir kontrastlık noktaları bulabileceğiniz yerler seçmeniz gerekiyor kontrolsüz çekimlerde. Evet, track point noktamızı yerleştirdikten sonra şöyle görelim hepsini bütün. Hemen burada analyze komutum var ve play komutunu tıklayarak, analyze forward komutunu tıklayarak şöyle bakın. Evet. Sağa doğru geldi. Ekranın sağına doğru. Tekrar sola doğru gidecek. Bakın çok başarılı bir şekilde. Evet. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın. Buradaki track point kalem. Şöyle ben hareket ettirdikçe bakın. Geriye doğru gidiyorum. Şöyle ekrana sığdırayım bunu. Şöyle bakın. Yani ben artık bu sahne içindeki aktörün el hareketini bu şekilde hareketini kopyaladım. Ben bu anda çekim anında ekranda gerçek hayatta mevcut olmayan bir şeyi, bir objeyi buradaki aktörün eline yerleştirebilirim. Bir buket çiçek olabilir. Herhangi bir çanta olabilir. Bir levha olabilir. Bu sizin artık o andaki şeyinize kalmış, senaryonuza vesaireye kalmış. Burada dilediğiniz şeyi aktörün eline yerleştirebilirsiniz. Bunu nasıl gerçekleştiririz? İşlerimizi daha kolay halledebilmek için şuradan layer'dan bir tane null obje atıyorum. Null obje hatırlayacaksınız. Render'e katkısı olmayan ama objeleri düzenlemede, layer'ları düzenlemede bize çok yardımcı olan bir araçtı. Hemen onu oluşturuyorum. Böyle null obje burada görüyorsunuz. Ve Enter tuşuna basarak buna yeni bir isim veriyorum. Buna çiçek ismini verin. Farz edelim. Aktörümüzün elinde bir buket çiçek olacak. Bir buket taşıdığını varsayalım. Tabi bunun için bizim bir buket çiçeğe de ihtiyacımız var. Onu da hemen bilgisayarımıza aktaralım. Evet, hemen yine bu ders için kullanacağımız gerçek çiçeği projemizin içine aktaralım arkadaşlar. Ben buradaki boşluğu çift tıklayarak sizin için burada arkadaşlarımızın yaptığı images klasöründen. Burada bilmemiz gereken bir şey daha var. Dosyaların transparanlık bilgisi içeren dosyalar olması lazım. Ya Photoshop'ta hazırladığınız PSD formatı olabilir ya da PNG formatı. Bakın şurada PNG olduğunu bana gösteriyor. Bu JPEG, bu olmaz. PNG'yi alıyorum arkadaşlar. Şurada bakın çiçek. Bunu çift tıklayarak şöyle bakın. Buradaki siyah oluşu bana bu resmin transparan olduğunu gösteriyor. Hemen bunu da ben Images klasörünün içine taşıyorum. Burada derli toplu çalışmak için. Tekrar buradan bakın.
Composition window'umu tıklayarak kompozisyonuma geri dönüyorum. Daha doğrusu ilk önce şunu açalım. Şöyle bakın, hatırlarsanız ne yapmıştık? Aktörümüzün elindeki kontrastlığı çok olan bölgeyi tracklemiştik. Yani onun izini çıkardık. Ben hemen Images klasörünün içinde bu attığımız çiçeği, çiçek PNG dosyası bak. Onu da projemin içine, timeline'ıma sürükleyip bırakıyorum. Şöyle. Bak. Çiçek de burada. Şimdi bu çiçek aktörümüzün elindeki yerde sağa sola doğru hareket edecek. Söylemiştim, bu çekim esnasında bu çiçeğimiz, bu çiçek dosyamız, şöyle şuraya koyayım. Burada yoktu. Bu aslında gerçek bir çekim de olabilir arkadaşlar. Yani gerçek bir gül filmi de olabilir. Siz bunu film olarak da çekebilirsiniz ki daha realistik durur. Burada şu anda örnek için bu uygundur arkadaşlar. Tekrar track motion'ımıza dönelim. Buradaki ayarları yapabilmemiz için track motion yaptığımız videonun ya buradan ön izleme penceresini açarız. Eğer açık değilse, bu şekilde kapalıysa bunu da kapatabiliriz. Sadece buradan bunu çift tıklamamız yeterli. Yeniden bu ön izleme penceresinde bunu açarız ve bunun üstüne bir track motion yaptığımız için track motion tracker panelimiz de burada hemen kendiliğinden gelir. Eğer gelmez ise onu da burada tekrarlayalım. Farz edelim kapandı. Yine buradan Window pop-up menüsünden tracker tıklayarak burada açılmasını sağlarız. Çünkü şu anda burada yapmamız gereken bazı düzenlemeler var. Şöyle sağa doğru alayım daha iyi görülmesi için. Burada Motion Target komutunun altında Edit Target butonum var. İlk önce hedefi seçmem gerekiyor. Burada Edit Target'i seçtikten sonra bakın ya çiçeği direkt olarak track noktasını oluşturduğum, iz noktasını oluşturduğum şu pet olarak da görüyorum. Şu alana direkt çiçeği yapıştırabilirim. Ya da size önerim, çiçek diye bir null obje oluşturmuştuk hatırlıyorsunuz. Onu seçerim. Bunu yapmak daha mantıklıca. Neden olduğunu şimdi göreceksiniz. Okey diyerek, okey tıklayarak. Artık null objem bu hareketi takip edecek. Ve buradaki opsiyon butonundan yine motion track ile ilgili bazı hassas ayarlar var. Değiştirmemenizi öneririm. After Effects bunları bizim için en iyi şekilde, en optimum bir şekilde ayarlamış durumda. Cancel'a çıkıyorum ben. Eğer yaptığınız bu motion track'i beğenmezseniz reset butonuna tıklayarak yeniden bu izlemeyi başlatabilirsiniz. Ama şu anda biz memnunuz bu track hareketinden. Bakın gayet başarılı bir şekilde eli takip etmiş. Apply butonuna tıkladığım anda bana bu değişimin hangi koordinatlar üzerinde olacağını soruyor. Sadece X, sadece Y olabilir. Ama biz hem yatay düzlemde bakın hem de dikey düzlemde bir değişim var. Onun için X, Y'yi seçiyoruz. OK'ye tıkladığımda evet. Şurada görüyorsunuz. Şimdi şunu kapatabilirim. Tracker panelimi. Bak. Burada null objemi oluşturan şu hayali kırmızı kare aktörün elindeki kontrastlık alanı oluşturduğumuz siyah alana bağlı bir şekilde hareket edecek. Bakın. Bu şu manaya geliyor. Ben bu null objeme herhangi bir nesne atarsam ki burada benim atayacağım nesne burada bu buket olacak. Artık aktörümün elinde çiçek
buketi varmış gibi çekim esnasında ortamda olmayan bu buketi aktörümün eline yerleştirmiş olacağım. Hemen yapalım. Evet, tek yapmam gereken çiçek objesini, yani buradaki çiçek dosyasını, bunu, resim dosyasını, yanındaki sarmal ikondan tutup null objeye bağlamak. Yani bu parent şu şekilde aklınızda kalması için şöyle söyleyeyim. Parent biliyorsunuz ebeveyn demek. Yani anne baba. Siz parentlayarak, yani şöyle demiş oluyorsunuz. Bu dosya diğerinin anne babası. Hani nasıl bir anne baba çocuğunu elinden tutur götürür. O şekilde aklınızda kalması için bir metafor oluşturabilirsiniz. Bakın şimdi sonucu görelim, izleyelim. Gördüğünüz gibi çiçekte elin hareketini takip ediyor sahne üzerinde. Tabii sadece yeri yanlış. İşte burada neden null objeye bağladık hareketi, tray'i? Onun açıklaması var. Siz daha sonra çiçeği istediğiniz noktaya bu şekilde taşıyabilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi aktörümüz ortamda olmayan çiçeği şöyle normal hızında izleyelim. Klavye üstünden 0 tuşuna basarak numerik pad tarafından ilk önce bir render yapacak. Şurada bakın yeşil alan oluşuyor yavaş yavaş. Evet, şimdi renderli bir şekilde izliyoruz. Bakın normal hızında aktörümüz ortamda olmayan çiçeği sağa ve sola doğru taşıyor el hareketine göre. Tekrar izleyelim. Bakın. Evet. Tabii burada bizim yaptığımız çok bunun öğrenme düzeyinde olduğumuz için çok basit bir uygulaması. Dediğim gibi Hollywood bunu sıklıkla kullanıyor. Artık Türk sinema endüstrisinde de görüyoruz. Bu After Effects'te vazgeçemeyeceğimiz özelliklerinden biri arkadaşlar. Sizin de bilmeniz gerekir. Evet, böylelikle bir dersimizin daha sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.